Ve 19 Mayıs'a bakacağız bugün. Dedim ya size cümlenin başında, haberin başında. Tabii bugünler zor günler. Neticede 2 aydır evlerdeyiz. 2 aydır kısıtlamalar içerisindeyiz. Her gün değil tabii ki ama belli bir korona belasıyla mücadele ediyoruz. Onunla başa çıkmaya çalışırken çeşitli zaman zaman kısıtlamalar getiriliyor. Genelgeler yayınlanıyor. Dükkanlar kapandı. Şimdi hayatı önümüzdeki ay başından itibaren, yani Haziran başından itibaren de normalleştirmeye çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde önemli günlerimiz de oluyor. İşte onlardan biri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Diyeceksiniz ki ama kutlayamadık. Olsun. İlla sokağa çıkmak, illa elimizde bayrak sallayarak statlara gitmek veya yürüyüşlere katılmak önemli değil. Önemli olan bu bayramın ehemmiyetini, önemini, gururunu yaşayabilmek. Onu da nerede yaşayacaksınız biliyor musunuz? Önce burada, ardından burada. Önce işgal altındaki anavatanda İngiliz vizesiyle gidilebilen Samsun'a Türk Hava Yolları bugün özgürlüğün doğum günü için uçtu. Uçak boş olsa da temsili 9 milyon biletli yolcusuyla. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Barış Durağı Samsun'daysa Kurtuluş İskelesi'nde demirli Bandırma Vapuru replikasından marşlar yükseldi. Ulusal bağımsızlığa ilk adımın atıldığı 19 Mayıs'ın coşkusunu yaşıyor Türkiye. Yürekler 101 yıl öncenin heyecanıyla atıyor. 81 ilde kutlamalar vardı. Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Bandırma Vapuru Müzesi'nde mini bir konser verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi büyük beğeni topladı. Her bayram Anıtkabir kapılarını sabah saat 8'de açar ve gece yarısına kadar bu kapıdan yüz binlerce kişi geçer Atatürk'ün huzuruna çıkardı. Bu bayram sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sokaklar bomboş. Bizler de pandemi tedbirleri kapsamında içeriye giremiyoruz ama bir hatırlatma yapalım. Gönlü kalbi Anıtkabir'de olanlar Anıtkabir'i sanal olarak da ziyaret edebilirler. Anıtkabir'in karşısında olan durumdan dolayı durgun bir 19 Mayıs yaşıyoruz. Sokaklar boş ama Anıtkabir'in tam karşısındaki bir apartmanda 19 Mayıs coşkusu camlarda yaşatılıyor. Heyecan, ümit dolu atamız hüsnü. Kimi balkondan hüznünü, kimi de coşkusunu paylaştı ama 19 Mayıs için yine herkes hazırdı. Sadece resmi kurumlar ve özel alanlar değil, Türkiye'de hemen hemen tüm iş yerleri ve konutlar kırmızı beyaz bugün. Özgür Türkiye'nin doğum günü olan Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'a saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye selam duracak. Çok daha öncesinden de başladı o coşku. Müzikler, marşlar eşliğinde balkonlardan renkli anlar kaydedildi gün içinde de. Rally'de dünya şampiyonluğu olan Kenan Sofuoğlu'yla dünya superbike şampiyonu pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na birlikte yol aldı gençliği temsilen. Ardından da 101 polisle birlikte Bağdat Caddesi'ne motosikletli kortej oluşturuldu. Kontrollü temsili törenlerin yanında okullarda da sosyal medya üzerinden kutlandı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öyledir bizim sevdamız. Yüzyıllık tarihi olan Anadolu, Samsun'dan doğan güneş ile devrimlerin ruhunu oluşturdu. Ve Barış Kaya karşımızda Anıtkabir'de. Barış tabii Ankara'da sessiz, Ankara'nın sokakları da sessiz. Çünkü kısıtlamalar var koronadan dolayı. Anıtkabir nasıldı bugün? Anıtkabir'de sessizdi. Sadece iki
parti lideri Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğle saatlerinde İYİ Parti lideri Meral Akşener, bundan yaklaşık 15 dakika önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de atanın huzuruna çıktı. Sabah saatlerinde tek resmi tören vardı. O da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Tabii pandemi nedeniyle kuşkusuz milyonlarca genç, on binler, yüz binler yine atasının huzuruna gelemedi. Anıtkabir'i ziyaret edemedi ama tabii bu önümüzdeki yıllarda telafi edilecektir. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Sokaklar sessiz. Bir detay paylaşayım. Madem sokaklar sessiz, sokağa çıkma yasağının olduğu bir dönemde yayın yapıyoruz. Hemen aşağısı Akdeniz Caddesi. Ulu Önder'in zafere ulaşan bu zorlu mücadelede söylediği bir söz vardı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İşte Ulu Önder'in o sözü, o tarihi sözü buradaki cadde, sokak isimlerine verildi. Hmm. Akdeniz Caddesi'ni kesen Anıtkabir'in tam karşısındaki sokakların isimleri Ordular, ilk hedef Akdeniz, ileri. Kuşkusuz tabii bu çok önemli. Aynı zamanda milli mücadele ruhunun Anıtkabir'in çevresindeki cadde ve sokaklarda da yaşatıldığını görüyoruz. Biraz önce söyledim ya, binlerce, on binlerce, milyonlarca genç bugün atasının huzuruna gelemedi ama açtığı o aydınlık yolda yine milli mücadele ruhunu yüreğinde hissediyor Fatih Portakal. Barış, teşekkürler. Fazlı ile birlikte neticede verilebilecek o anı veya o heyecanı bizimle paylaştınız ama dediği gibi de maalesef zor. Pandemiden dolayı 19 Mayıs bu şekilde kutlanıyor. Kutlanmakta. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Beşiktaş'a 23 Nisan'da hatırlayacaksınız. Gülşah yine Beşiktaş'taydı ve bu kez oradaki heyecanı anlattı bize. Beşiktaş'taki heyecanı anlattı. Yine Beşiktaş'ta zannedersem. Şimdi neredesin ve hava nasıl Gülşah? Şimdi 23 Nisan'da hava çok soğuktu ama o soğuk havayı hiçbirimiz hissetmedik. Doğru. Zaten ekranlardaki yansıması da ve bize geri dönüşler de yine aynı şekilde olmuştu. Çünkü Beşiktaş'ta mahalle arasında, evet, caddelerin boş olduğunu dile getirmiştik. Bugün de yine öyle. Ama ara sokaklarda öyle bir heyecan vardı ki soğuk hava hissetmemiştik. Bugün hava çok güzel. Ilık bir İstanbul havasında ama yine o kadar coşkulu bir atmosfer var ki zaten evleri görüyorsunuz. Tüm evlerde bayrak var. Atatürk Post derleri asıldı. Şöyle heyecanlı noktalara doğru yine gideceğim çünkü ileriden sesler geliyor. Belediye araçları şarkılarla, marşlarla bu sokak aralarında dolaşıyor ve mahalleliler de, evet, heyecan artık 19.19'a az kaldı randevu saatine, dolayısıyla heyecan da artıyor. Ben çok kısa hemen gençlere yine soracağım. 23 Nisan'da çocukları uzatmıştık. Efendim, seni tanıyabilir miyim öncelikle? Tabii, çok... maskeyi çıkarayım mı? Tamam, duyuluyorsa diye. Merhaba, ben Ulya. Ulya? Evet, Ulya. Ne demek Ulya? Ulvi, yüce. Ulvi. Evet. 19 Mayıs için de çok güzel bir isim öğrenmiş olduk. Bugün için mesajını bir Türk genci olarak, evet, salgında evdesin, diğer yıllara göre farklı bir kutlamadasın ama nasıl hissediyorsun? Yani bu sokakta yaşamak bana çok büyük bir güç veriyor. Herkes çok seviyor yani, hani ülkesini, belli oluyor. 23 Nisan'da da aynı şekilde sabahtan beri, hatta siz de sokağa gelmeden önce sabahtan beri müzikler çaldı, marşlar çaldı. Yani kesinlikle umut doluyum. Zaten bu salgında kalıcı olmayacak. Yani umarım hepimiz güçlü bir şekilde atlatırız. Böyle günlerde bize birlik beraberlik hissini daha kuvvetli aşılıyor. En güçlü de sizin olmanız lazım. Çünkü gençlerin güçlü olması demek aslında daha sağlam bir gelecek demek. Hep diyoruz ya, gençler bu ülkenin geleceği diye. Şöyle ileriye gittiğimizde de yine sosyal mesafeye de dikkat ederek görüyorsunuz. Zaten sosyal medya üzerinden de canlı yapanlar var. Gençler camda. Türk bayrağı tişörtüyle camları çıkan, kendini genç hissedenler de yine aynı coşkuyu paylaşıyor. Gençler, tabii köpeğini gezdirmeye çıkanlar da var yine aynı şekilde. Onlar da Türk bayraklarıyla birazdan İstiklal Marşı okumak için bekliyorlar. Çok kısa, heyecan var mı? Tabii ki, olmaz mı? Hele ki böyle bir pandemi döneminde yine böyle aynı neşeyi yaşamak, bu kutlamayı yapmak bizim için çok büyük bir zevk ve mutluluk veriyor bize gerçekten. 23 Nisan'la da kıyaslayınca, aslında bugünkü bu coşkuya bakınca da şunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle salgında o kadar iyi hissetme ihtiyacımız vardı ki, Türk milleti de zaten böyleydi. Her türlü zorluğa rağmen aslında milli duygular olunca işte bu manzaralarda yaşanıyor.
Tabii çalışmak zorunda olan gençler de var. Onları da unutmamak lazım. Siz de onlardan birisiniz. Evet, bu coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemeye çalışıyoruz. Her zaman yani sürekli aklımızda ve yani hiç yitirmemeye çalışıyoruz. Peki bu günlerde çalışmak zorunda olan bir Türk genci olarak ayrıca mesajınız ne? Ayrıca olarak mesajım ne olabilir? Şöyle söyleyebilirim. Gurur duyuyorum aslında çalışmaktan. Yani hizmet ediyoruz sonuç olarak. İşini severek yapan genç zaten belli oluyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Pide dağıtıyorsunuz. Evet, pide dağıtıyoruz. İnsanlar dışarı çıkamadığı için sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı biz pideleri adreslere teslim ediyoruz. Yaşlılara yardımcı oluyoruz. Çok yaşa Emi. Manzara bu şekilde ve zaten belediye araçlarından da duyulduğu üzere Beşiktaş'taki görüntüler 101. yıl dönümde yaşanan görüntüler. Gerçekten böyle bir milletin ferdi olmaktan, böyle bir milletin ferdi olmaktan, bireyi olmaktan hepimiz büyük gurur duymalıyız. Hepimiz bu o verilen onurlu mücadelenin sonrasında bugün bu 19 Mayıs'ı kutladık. 101 yıl sonrasının 19 Mayıs'ını kutladık. Ve bakın Bandırma'dan Samsun'a indiğinde o sözü ben bir kez daha arkaya getireyim. Ve ülkenin nasıl bir hal içerisinde olduğunu anlatıyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şöyle düşünün. Eğer başarılı olamasalardı bu faniler, bizler bugün burada değildik. 19 Mayıs diye bir şey kutlamayacaktık. 23 Nisan diye bir şey kutlamayacaktık. 30 Ağustos diye bir zafer bayramımız olmayacaktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı diye bir bayram hafızalarda bile bulunmayacaktı. Tarih kitaplarında olmayacaktı. Öyle diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Özetle çok kötüydü sevgili izleyenler. Ve işte bakın o kutlamaların yapıldığı yerlerde bu resmi kutlamalar. Onu da ben bilgisini vereyim. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. O da katılıyor ve işte az önce Beşiktaş katıldığımız yer, bayramın resmi kutlamaları ise stadyumlarda yapılıyor, onu da söyleyeyim. Ankara'da Eryaman'da yapılıyor, Eryaman'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılıyor, Antalya'da yapılıyor, görüntülerde o da vardı, Erzurum Kayakla Atlama Kulesi'nin orada, İstanbul'da Burhan Felek Spor Tesisi'nde, İzmir'de Yeni Göztepe Stadı'nda, Samsun'da Bandırma Vapuru'nun olduğu yerde bu resmi kutlamalar bu şekilde yapıldı. Şimdi Ankara'ya götüreceğim sizi. Ankara'da tabii biz 19 Mayıs, daha doğrusu 19.19'da İstiklal Marşı'nın birlikte söyledik. Sizler de orada söylediniz. 19.22'de ne yaşanıyor şimdi orada Beril? Atmak biraz güç çünkü burada çok büyük bir coşku var. Ben şöyle çekileyim, hem sporcu hem de genç arkadaşım Berkcan Tuz size o güzel görüntüleri ekranlara getirsin. Balkonlarda bayraklar, coşku, belki duyuyorsunuzdur burada sitede özel bir yayın da yapılıyor, marşlar çalıyor, balonlarla süslenmiş, sosyal mesafe kuralına uyarak biraz insanlar apartmanlarının da önlerine çıkmışlar ama sosyal mesafe kuralına uyulduğunu, maskelerin olduğunu söyleyelim. Hemen bu tarafa dönmek istiyorum. Aslına bakarsanız Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor, karanlık günlerde umudunu
İnancını nereden aldığını bana soracak olursanız, işte bu güzel görüntülerden, işte 100 yıldan sonra bile bu coşkudan aldığına ben inanıyorum. Burada genç arkadaşlarımız da var, sosyal mesafe kuralına uyarak hem hareket etmek istiyorum hem de biraz onların yanına da gitmek istiyorum. Bugün onların bayramı ama biraz önce İstiklal Marşı okunurken bir balkonda zannediyorum 70'li 80'li yaşlarında bir beyefendi elleriyle o marşı çaldı, söyledi, o coşkuyu yaşadı. Benim maskem olmadığı için çok yaklaşmak istemiyorum ama. Merhaba. Hepimizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun. Maskeyi çıkarayım mı karşımda? Evet, tamam. Tamamdır. Bugün ne hissediyorsunuz? Bugün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin bize hediye ettiği bayram. Bu bayramı kutladığımız için hiçbir şey engel olamaz bize, virüs, başka bir şey. O yüzden herkesin 19 Mayıs bayramını kutluyorum. Atatürk'ün zaten gençlikte umudu çok yüksekti her zaman. Atatürk'ün gençlik için söylediği her söze bakabilirsiniz. O yüzden tüm gençler adına Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin başlangıcı için çok önemli bir gündü bundan 101 sene önce. Ve şu anda da biz o milli mücadeleyi umarım devam ettiririz. Sürekli aynı hırsla, aynı istekle, aynı azimle. Herkesin 19 Mayıs'ını kutluyorum. Ayrıca bütün İslam aleminde mübarek Kadir Gecesi'ni de kutluyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizinkini kutlarız efendim. Ben yine şöyle uzak durayım sizden. Hayallerinizi anlatır mısınız? Bir Türk genci olarak Atatürk'ün Türkiye'sini ileriye taşımak için hayalleriniz nelerdir? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bu iki günü, iki özel günü bir günde yaşadığımız için çok heyecanlıyım. İnanılmaz. Biz çocukluğumuzdan bugüne hep Atatürk sevgisiyle büyüdük. İçimizde hep Atatürk sevdası vardı. Ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bundan çok çok uzun yıllar sonra da içimizde hep Atatürk sevdası kalacak. Ben bir Türk genci olarak hiçbir zaman Atatürk sevdasından vazgeçmeyeceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Türkiye. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Fatih Portakal, gençler, umutlular, güçlüler, inançlılar, istekliler. Bir yüzyıl daha, bir 101 yıl daha bu cumhuriyet yaşayacak inşallah, onların inşallah sayesinde. Ben de küçük bir not aktararak sözü size bırakmak istiyorum. Ben de bir kadın olarak, kendi ekmeğimi kazanan bir kadın olarak bu fırsatı bana tanıyan ve icraatlarıyla bütün kadınların yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'e özellikle minnetlerimi sunarak sözü size bırakmak istiyorum. Burada coşku çok yüksek. Çok teşekkür ediyorum Beril'cim, harikasın. Hepimiz çok şey borçluyuz. Kadın olarak, erkek olarak, genç olarak, çocuk olarak. İyi ki bu topraklarda yaşıyoruz. İyi ki onlar vardı. Tabii iyi ki onlardan öncekiler de vardı. Bizler bir bütünüz çünkü. Tarihin içerisinden geliyoruz, asırların içerisinden geliyoruz. Bir anda var olmadık ama Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ne kadar övünsek, onun silah arkadaşlarıyla ne kadar övünsek azdır. Böyle bir milletin bireyleriyiz, yurttaşlarıyız ki biliyorsunuz zorluklar içerisindeydi. Yani Haydarpaşa'ya geçerken, o Galata'ya geçerken düşman gemilerinin arasında görüp de onları, yani geldikleri gibi gidecekler veya giderler cümlesini söyleyen bir kişiydi. Ama o cesareti nereden alıyordu aslında? Ona bakmak gerekiyordu. Her insan onun kadar cesaret sahibi de olamaz çünkü. Birazdan onun da hikayesini Merve'den alacağız. Merve de bizi Dolmabahçe'de bekliyor. Oradan anlatacak. Ama Ankara'daydı Beril. Ve Ankara'dan kalalım şimdi. Ankara'da.